Şekildeki dikdörtgenler prizmasında AB'nin 8 birim olduğunu, BC'nin 5 birim olduğunu vermiş. Prizmanın hacmi 240'tır demiş arkadaşlar. Prizmanın hacmi eğer 240 ise ben şuraya h diyecek olursam aslında 8 çarpı 5 çarpı h'ı bize 240 olarak vermiş. 8 çarpı 5 40. 240'ı 40'a böldüğümüzde h eşittir buradan 6 olarak geliyor. Şöyle yazalım. Bize neyi sormuş? Yanal alanı nedir diye sormuş. O zaman şu kısma bakıyorum. 6 çarpı 5'ten buradaki alan 30. Bunun karşısı yine aynı şekilde 30. Şurası 6 idi. Ön taraf için yazıyorum. Şöyle yazalım hatta. 30 30 60 bunu ekledim. Ön taraf için yazıyorum. 6 çarpı 8 48. 2 ile çarptım. 96 olarak geldi. Önlü arka olarak önlü ve arkalı olarak yazdım. Aslında bizim cevabımız da bu olacaktır, değil mi? Üst tarafı ve alt tarafı yazmıyoruz. Yan alanı dediği için. Topluyorum bunları şimdi. 156 olarak gelir cevabımız Ceyhan. Şekildeki dik üçgen dik prizmanın yanal alanı 192 santimetre karedir. Şimdi ben şu yüksekliğe h diyecek olursam arkadaşlar bu durumda 8 çarpı h'tan şu sağ tarafın 8h, sol tarafın 6h alana sahip olduğunu, şu ön bölgenin de bak 6, 8, 10 üçgeni tabanı 10 olan yüksekliği h olan bir dikdörtgen olduğunu yani 10h olduğunu söyleyebilirim. Toplamda burası 18, 6, 24h yaptı. Bunun 192'ye eşit olduğunu söylüyor bize. Hemen 192'yi 24'e bölelim. Kaç yapıyor? 5 defa olsa 120 olur. 5'in üzerine 3 defa var sanki. Aynen toplamda 8 yapıyor. H'ın 8 olduğunu bulmuş olduk arkadaşlar. Bize prizmanın hacmini sormuştu arkadaşlar. O zaman taban alanı çarpı yüksekliğe bakacağız. Taban alanına bakıyorum şimdi. 6 çarpı 8 bölü 2'den 24 olduğunu görüyorum. Yüksekliği de zaten 8 olarak bulmuştuk. 24 çarpı 8 gelecek. O da 192'dir cevabımız Denizli. Şekildeki küpün hacmi 64. O zaman bunun bir kenarına A dersem A küp eşittir 64'müş. O zaman tüm kenarlarının 4'er birim olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şunların her biri 4 birimdir. Şurası da 4 birimdir diyebiliriz. Şimdi bakın şurası 90 derece değil mi? Tabana bakın. Şurası şöyle bir üçgen oluşmuş. Hatta 90, 45, 45 üçgeni oluşmuş. Biraz böyle yandan göründüğü için tabii ki şurası 90'a benzemiyor gibi görünebilir. Öyle düşünmeyeceksin. Bak 3 boyutlu düşüneceksin bu sorularda, tamam mı? 45, 45, 90 ise bunun 90'ın karşısındaki 4 kök 2'dir. Şimdi şu üçgene baktığında taban var. Tabandan dümdüz ilerliyoruz. Ve şurası yüksekliğimiz değil mi? Tabanla yükseklik arasındaki mesafe şu kısmın yine 90 olması gerekir. 3 boyutlu düşüneceksin bak. Şurayı ayrı burayı ayrı açı olarak düşünme. Şöyle şurası ayrı bir şey burası ayrı bir şey gibi değil. Sen burada bir yükseklik tam böyle bir odanın köşesindeymişsin gibi düşün. Odanın köşesindesin. Odanın köşesinden çapraz bir şekilde diğer köşeye doğru ilerliyorsun. O zaman şurası dik olacaktır dersin. Şimdi bunun içinde alanı bulmamız için de tabanı ve yüksekliği bizim için hazır zaten şu anda. 4 çarpı 4 kök 2 bölü 2 olarak gelecek. Oradan da 8 kök 2 gelir cevabımız Edirne. Şöyle bir dikdörtgenler prizması verilmiş arkadaşlar bize. DB üssü isteniyor. Şimdi burada şöyle bir şey yapabiliriz aslına bakarsanız. B ile D'yi birleştirecek olursak. Bakın şimdi şurası burayı bir duvar gibi düşünün. Burası duvarın kendisi. Şurası ise zemini. Duvarın kendisiyle zemini arasındaki yer kaç derecedir? 90 derecedir. O zaman şuranın direkt 90 derece olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra aynı şekilde yine duvar olarak düşünmeye devam edin bunu. İki duvarın kesiştiği yer sadece tabana bakın, tamam mı? Zemine bakın. Zeminde şurası yine 90 derece olacaktır. BC 4 ise bunun karşısı olan şurası da 4'tür. Şurası 3 ise bunun karşısı olan şu bölgede yine 3'tür. Burada iki tane Pisagor uygulayacağım aslında. Şuraya mesela A demiş olalım. A'yı bulmak için bir Pisagor uyguluyorum. A kare eşittir 12'nin karesi artı 4'ün karesi. Buradan A kare eşittir 160. A eşittir. Kaç geliyor? 4 kök 10 olarak gelmiş oluyor. Tamamdır. Bunu bulduk. Şurası 4 kök 10. Daha sonra şuraya da x demiş olalım. Burada da bir Pisagor uygulayacağım. X kare eşittir 4 kök 10'un karesi 160 artı 3'ün karesi. X kare eşittir 169 oldu. 169. Bu durumda x eşittir 13 olarak gelir. Cevabımız Adana. Şekildeki küpün yüzey alanı 150 santimetre karedir diyor arkadaşlar. Bu bir küp olduğuna göre tüm kenarlarına A diyebiliriz şöyle. A dediğimizde her bir bölge A kare alanına sahip olacaktır. 6 tane farklı bölgesi olduğu için bir küpün. Dolayısıyla yüzey alanı aslında 6 A kare eşittir. 6 A kare eşittir 150 ise A kare eşittir buradan 25 olarak gelir. Yani A eşittir 5 demektir. Tamamdır. Küpün tüm kenarları 5'er birim. Şöyle diyebiliriz. Şurası 5. D ile B'yi bir birleştirelim arkadaşlar. Burayı birleştirdiğimde sadece zemine odaklanın.
Zeminden dolayı şurası 5, burası 5 değil mi? 5, 5. Aslında burada 45, 45, 90 üçgeni var. 5 kök 2 oldu. Şimdi bir de şuraya odaklanın. Burası zeminde. Şu kısım zemin. Şurası ise bizim duvarımız. Duvarla zeminin kesiştiği yer 90 derece. Şuranın tamamı 90 derece. Duvarın uzunluğu da şurada 5 birimdir. 5, 5 kök 2. Şuraya da x diyecek olursak bir Pisagor uygulayalım. X kare eşittir 5'in karesi artı 5 kök 2'nin karesi. Buradan x kare eşittir 75 olarak geldi. X eşittir 5 kök 3 olacaktır. Cevabımız Deniz'de. Şekildeki eşkenar üçgen dik prizmadan. Şunu tabanı eşkenar üçgen. Şurası 6'ya 6. Hatta şöyle bir dik indirdiğimizde şurası 3 olacaktır. Şurası 60, şurası 30 oldu. 30'un karşısında 3 varsa, şurası da 3 oldu bu arada. 60'ın karşısında 3 kök 3 vardır. Alanını bulalım arkadaşlar. Tabanın alanını buluyorum. Tabanımız belli. 6, yüksekliğimiz 3 kök 3. Taban çarpı yükseklik bölü 2 diyorum. Oradan da 9 kök 3 olarak geliyor bizim taban alanımız. Şimdi prizmanın hacmini sormuştu. Prizmanın hacmi taban alanı çarpı yükseklik demektir. Yani bunu bir de 8 ile çarpmamız gerekiyor. Oradan da 72 kök 3 cevabımız Edirne.